Altın Arsu, Bay J Show'u sunar. İyi akşamlar. Salı akşamı 30 Ağustos, bayramınızı kutlarım. Sevgili dinleyiciler, burası Power FM. Adım Bay J. Modern dünyada yolunda giden tek şey bu gibi geliyor, biliyorum ama ben ümidimi kaybetmiyorum. Müthiş bir keşif gezisindeyim ve bir şeyler bulabileceğimi sanıyorum arkadaşlar. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bu program tesadüfen başlamadı. Bu program patronumun müthiş bir projesidir. 2001 senesinin Eylül ayında, yani bundan bayağı uzun zaman önce, üst düzey çalışanlarına şöyle bir talimat vermişti. Arkadaşlar, akşam şovu için bana Salahan Tekin'i getirin. Power FM'de Prime Time'da program sunan herhangi birinin kolayca şöhret olabileceğini ispat etmek istiyorum. Teşekkürler. Aslında patronum Cem Hakko'yla bir yerlere çıkmayı, takılmayı, ara sıra biraz eğlenmeyi, bir şeyler içmeyi falan çok isterdim. Çünkü benim arkadaşlarımın hepsi meteliksiz. Ara sıra hesabı benden başka birinin ödemesi hoş olur diye düşünüyorum. Onun için. Aman. Tabii. Bilirsiniz, büyük ihtimalle kendimi kötü hissetmeyeyim diye hesabı kesin bana ödetirdi. Hayır. Harcanan para her halükarda onun cebinden çıkıyor. Kendime yeni araba almıştım. Vay demişti patron. Vay şey, güle güle kullan. Şahaneymiş, Alman arabası. Patron, sizin paranızla aldım, çok sevinmeyin dedim. O da bana dedi ki, ben de senin kazandırdıklarınla tropikal bir ada satın aldım. Ya bazen patronum dahil çalışma arkadaşlarımla çok az vakit geçirdiğim için üzülüyorum. Ama bir araya gelmekte çok zorlanıyorum. Çünkü biraz depresif bir dönem. Psikoloğum sadece yanında rahat ettiğin, sevdiğin insanlarla vakit geçir dedi. Bu yüzden çalışma arkadaşlarımla şu sıra zor gibi görünüyor. Hayır, keyfimin gelmesi için bir personel toplantısında ne bileyim Cenk veya Erdem'in beni güldürecek bir şaka yapmasını beklemeye kalkarsam torunlarımın yüzünü görmeden ölme ihtimalim var, öyle söyleyeyim. Ay Cenk ve Erdem kardeşlerim ya, komik olmak için o kadar ümitsizce çırpınırdık ya her zaman. Yani şöyle söyleyeyim, öyle bir çırpınış ki sadece mizah duygusu olan komik kızlarla birlikte oldular, biliyor musunuz? Yani en azından yaptıkları açıklama bu. Ay. Valla bakın, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben Cenk Verdem'in programını dinlediğim günler, zaman içinde kaybettiğimiz değerli komedyenler geliyor aklıma. Evet. Hepsi gözümün önünden geçiyor. Sonra bakıyorum Cenk Verdem'e, dana gibi sağlıklılar maşallah. Allah uzun ömür versin. Ve soruyorum, bu dünyada bir adalet sistemi olsaydı. Neyse, sizi seviyoruz Cenk Verdem. Yani elimizden geldiği kadar. Ama ne kadar büyük efor harcadığımızı hesaba katmanız gerekir. Power FM'den bayram akşamı Bay J %100 canlı yayında. Bu kaçırılmaz dinleyiciler. İyi akşamlar millet, burası Power FM. En iyi, en yeni müzik sizin için geliyor. Benim adım Bay J, işimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Bunun doğru olup olmadığını çok yakında zamlar açıklanırken anlayacağız. Bu bir soruyu akla getiriyor. Gerçekten de aldığınız zam kadar mı başarılısınız? Bilemiyorum. Gelirim reytingimle aynı hızda yükseliyor. Ya patron gerçekten değerimi biliyor. Ya da ben bu uranyum kaçakçılığı işinde gerçekten başarılı olmuş olabilirim. Bilmiyorum, çünkü gelirimle reytingim hiç... Evet, fena değil. Benim... Uzun zamandır kendisinden yaşça çok büyük kadınlarla birlikte olan insanların ne hissettiğini merak ediyordum. Çünkü manyağın tekiyim. Aman kazara ölene kadar denemediğim hiçbir şey kalmasın. Sanki yapılacaklar listenizdeki her şeyi bitirip ölmenizi bekliyorlarmış gibi. Değil mi? Neyse, bakın, kendimden büyük biriyle olma fantezisini biraz abartmış olabilirim. Kadın o kadar yaşlıydı ki elbisesini çıkarttı. Göğüsleri siyah beyazdı. Evet. Bugün
günlerde kariyerim konusunda çok endişeliyim. Yani bakın oldukça başarılı oldum diyebilirim. Milyonlarca dinleyicim var. Çoğu beni komik buluyor. Müdavimlerim var her gün dinleyen ama ben yani çok komik ve başarılı bir radyo show sunucusu olsam da bu vasat özelliklerle hatırlanmak istemiyorum sadece. Herkes ansiklopedilerde okuyunca şey diyecek. Okey, bir komedyen daha ama ne bileyim şöyle bir bilgi geçse. Kendisi aynı zamanda bir erkeğin kendisinden büyük bir kadınla birlikte olma fantezisi konusunda en büyük mesafeyi göze alan kişidir. Ve atıyorum ne bileyim 2016 yılında başarısız sabah şovmenlerinin kendisine doğum gününde aldığı ineği 2 günde yiyip bitiren kişidir falan gibi. Evet. Neyse bugün de tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum bu programda. Ben açık söyleyeyim, farklı bir boyutta düşünmeye başladım bugünlerde ve ilerleyen zamanlarda da beni anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Aman varsayın Cenk Verdem'i dinliyorsunuz. Evet. Bugün Cenk Verdem'i bunları niye yapıyorum ben de bilmiyorum. Sanırım reklama ihtiyaçları var, ondan yapıyor olabilirim. Evet. Bilmiyorum. Sanırım kariyerlerindeki başarısızlıklar zincirini kırmaları için çok yakınlarındaki birinden birkaç tokat yemeleri gerektiğine gönülden inandığım için yapıyorum bunu. Ay aman Bahşe, sanki sen kuş konduruyorsun. Konduramıyor olabilirim. Cenklerden kuşun üstüne oturdu. Pınar Su'yla Bahşe Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Selam dinleyiciler, adım Bay J. Bu radyonun medarı iftarıyım. Bu hafta çünkü tam 4 farklı kızla randevum var. Tam tamına. Biliyorum kıskançlıkla gurur arası bir duygu yaşıyorsunuz. Siz de yapmak istiyorsunuz ama gelenek göreklerinize uygun değil ama merak etmeyin, ben ecnebiyim. Benim için geçerli değil. Tabii bir yandan da yıllar içinde ailenizin bir parçası olduğum için hafif bir gurur da duyuyorsunuz. Biraz da üzüntü tabii, cehennemde çıtır çıtır yanacağım için. Önemli değil, önemli değil. Neyse, kızlardan birini aradım. Teyit etmek için randevumu cep telefonuna... Şöyle bir mesaj çıktı. Şu anda telefonuma ulaşamıyorum. Lütfen mesaj bırakın. Telefonuma ulaşamıyorum mu? Taraçıyorum. Bu bir cep telefonu, yanında taşıman için tasarlandı. Niye ulaşamıyorsun ki? Bugünlerde böyle bir mesajla karşılaşıyor olmanızın tek sebebi karşıdakinin sizinle konuşmak istememesi. Üzgünüm. Üzgünüm ama öyle. Size cevap vermiyorsam sizinle konuşmak istemediğim için de, telefonuma ulaşamadığım için değil. Kolum standart insan kolu boyunda. Cep telefonum nerede olursa olsun ulaşabiliyorum genelde. Ben günlük yaşantıyla ilgili neyi anlamakta zorlanıyorum biliyor musunuz? Park yasağı olan yere 4 dakika otomobilimi park ettiğim için ceza yazılıp arabam çekiliyor. Sonra Taksim'de yürürken bir sokak serserisi görüyorum. Pantolonun fermuarı açık, içerisi gözüküyor. Ve üstünde sadece bir sütyen var. Bu adama kimse ceza yazmıyor, ilişmiyor. Sanki Nirvana'yı bulmuş, dokunulmazlığı var. İçin sırrını çözmüş, kutsal sihirli kıyafeti bulmuş. Kimse elini sürmüyor. Yanlış yerde, yanlış bir şey park etmiş. Dün akşam bir mekana gittim. Elinizi sabun makinesinin altına sokuyorsunuz. Elinize otomatik olarak bir porsiyon köpük düşüyor ya. Önden köpürtülmüş sabun. Ama elinizin boyu makinenin umurunda değil. 13 yaşında bir Japon kız mısınız? Michael Jordan mı? Aynı miktar sabun. Benim ellerim ve ayaklarım çok büyüktür. Elime düşen sabun elimin kirinin ancak kabasını çıkartıyor. Bu arada bir gece mekanında neden bu kadar kirlendiğimi sorabilirsiniz. Tuvalete sürünerek gitmek zorunda kaldım da ondan. Evet. Mutlu musunuz hayatım hakkında gereksiz bir detayı öğrendiniz diye. Her neyse, ben tuvalette otomatik olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Otomatik sifon, otomatik kağıt makinesi. Kontrolüm bende olmasını istiyorum kullanacağım sabun kağıt miktarı konusunda. O zaman klozet alarm versin. Dikkat, sizin için öngörülmüş kaka kotasını açmış bulunmaktasınız. Birazdan bir görevli gelip fazlasını size iade edin. Ayşe Hatun'un bir şarkısına benzemiyor mu arkadaşlar bu ya? Merhaba dinleyiciler. Umarım her şey yolundadır. Yani asla böyle her şeyin yolunda olmayacağını biliyorum. Çünkü dünya henüz yok olmadı. Evet.
O zaman her şey yoluna girecek. Gerçekçi olalım. Eğer her şeyin yoluna girmesini bekliyorsanız yanlış yapıyorsunuz derim. Çünkü bakın, beklentilerinizi azaltmazsanız günümüz dünyasında mutlu bir hayat yaşama şansınız bayağı azalır. Şöyle ifade edeyim. Evliliklerde özellikle olmazsa olmazlardandır beklentileri azaltmak. Mesela karım benden o kadar bir şey beklemiyor ki artık. Ancak böyle sınıra dayanacak gibi konu birazcık konuyu açsın. Misal ne bileyim... 3 aydır salona asmamı rica ettiği bir tablo var, duvara dayalı duruyor. Bize ihmal ettim, asmadım, yapacağım bir çivi çakmak duvara. Sonunda dayanamadı ve hafiften konuyu açtı, şöyle dedi: ölmeni istiyorum, şimdi burada gebereceksin. Evimizin iyi görünmesine çok önem veriyor. Çünkü gelen insanların evi en iyi durumunda görmesi gerekiyor. Ben eve kimse gelsin istemiyorum, bu yüzden asmıyorum. Şaka bir yana, bu tabii ki öyle kıl yumağı kıl topağı değilim, görmüşsünüzdür beni, ama yine de lazer epilasyon konusunda bu sefer gerçekten bitirmeye karar verdim ve desteğinize ihtiyacım var. Soru şu: şimdi tabii kilo verince bunu yapabilecek cesareti buldum, ancak daha sonra tekrar kilo alırsam kıllarımı yerine koymanın bir imkanı olmayacak. Bu sıcak değerlendirmem gereken bir risk mi, yoksa kafaya takmayayım mı? Şişmanken kıllara ihtiyacınız oluyor çünkü. Acaba kıl sigortası yapıyorlar mıdır? Evet Bahçe, senin gibiler için vardır kesin. Şakaları ben yapacağım. Bir de şöyle bir sorunum var. Lazer epilasyon uygulayanlar genelde bayanlar. Acaba bir bayan tüm vücut epilasyonumu yaparken popo kısmına geldiğinde ne yapacak? Çekinecek midir? Ha, çünkü bütün vücudumun kıllarını yok ettikten sonra ay yok ben oraya dokunamam gibi abuk sabuk amatörce bir çıkışla gelirse halimi düşünmek bile istemiyorum. Her gün bir aynayla ve jiletle tıraş etmek zorunda kalacağım sırıtmasın diye. Evet. Her neyse. Birazdan canlı yayında havayı koklayan adamla sohbet edeceğiz. Hemen ardından haber merkezine bağlanacağız. Son haberler gelecek. Ha, bu arkadaşların bu minimal çabaları olmasaydı programın reytingde en ufak bir değişiklik olur muydu? Kesinlikle hayır, ama istihdam olsun, iki aile daha ekmek yesin. Bizim olayımız bu Power Efendi. Bunlar ibaretiz, anlatabiliyor muyum? Peki hadi. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Az önce sekreter arayarak bir grup genç güzel kızın radyo kapısında beni beklediğini söyledi. Abi yapmayın, ben radyo sunucularından hoşlanan kızlardan hoşlanmam ki. Yani bilemiyorum tabii, ön yargılı olmamak lazım. Önce kızları bir görelim. Belki çok derinlemesine tanışmak zorunda kalmadı. İletişim kurabileceğim tiplerdir. Uzun boylu, ince ve biliyorsunuz yıkılan tipte. Evet. İşte yıkılacak, yakacak. Bahşe, bugüne kadar bir dinleyicinin senin için yaptığı en çılgınca şey neydi? Vay, wow, güzel soru. Yalnız bu aileler tarafından dinlenen bir program. Bu yüzden anlatması biraz zor ve bahsettiğimiz konuda... sadece bir dinleyicimle değil. Yani bakın, 25 senedir yayındayım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Çenesi çok çalışan İtalyanlar için ne derler biliyor musunuz? Dün bir kız arkadaşıma bir cinsel hastalığı olup olmadığını sordum. Var dedi. Lanet olsun dedim içimden ve kendime çok kızdım. Çünkü ya neden, hani 4 aydır ilişkide ilk günlerde sorulacak soruyu niye en son soruyorsun ki ayrılırken? Ayrılırken. Neyse. Testleri yaptırdım her tür hastalığa karşı. Yarın öbür gün haber veririm daha kaç yıl yayında kalacağım. Arkadaşlar bu mikrofonla konuşmayı kabul ederlerse. Ay, mikrofondan bulaşır mı Bayce? Aa, evet küçük titrek dostum. Evet. AIDS söz konusu olduğu zaman inan bana mikrofon en tehlikeli araçlardan bir tanesi. Ne haber dinleyiciler? Power FM burası. Gençler dinliyorsa şu anda beni, 45 yaşındayım ve şimdi bile 20 yaşındaki gibi değilim. 30 yaşındaki gibi değilim. İnanın gençler,
Samimi söylüyorum, yardıma ihtiyacım var. Yani bir yatağa gireceğim zaman bile birkaç kişiye ihtiyacım var. Gerçekten. Evet, 3 dakika zor. Yorgunluktan uyuyakalırsam sohbet edebilsinler diye. Tabii yaşlı olduğumu iddia etmiyorum ama iki işaret var. Birincisi, çok beğendiğiniz bir kız size amca diye hitap ettiği gün. Diğeri de arkadaşınızın cenazesinde mezarlıkta iki mezarcı küreklerle peşinizden kovalıyorsa yaşlandığınız anlamına geliyor. Ay ne bileyim ya, benim canım boğazdan gidecek zaten. Yemek harika bir şey. Ve yaş ilerledikçe bu bir tespit, cinselliğin yerini almaya başlıyor. Tereyağlı karışık İskender, ekstra duble. Normal dönerden İskender üstünde bir de köfteler, şişler falan var. Zaten yedikten sonra isteseniz de bir cinsel hayatınız olamaz. Mümkün değil. Kalkamıyorsunuz ki oturduğunuz yerden. İnsanın tercihleri değişiyor. Gerçekten yemek cinselliğin önüne geçtiği gün yatak odası tabanındaki aynaları söktürüp mutfağın tabanına taktırdım. Evet. Burada kötü alışkanlığı yok. İyi duygular, sevgi insanı. Sosyal konulara çok önem verir. Ve kendinden tekil, üçüncü tekil bahsetmekten de çok hoşlanır. 45 yaşında, evli. Ama kendime iyi bakıyorum. Son aylarda benimle ilgili sorduğunuz birkaç soruyu bir araya getirdim. Tamam, gizemli DJ'yi oynamak güzel de kusturmamak lazım. Ya birkaçını cevaplamak güzel. Sağlığın nasıl Bahçe diye soruyor. Sağlığım çok kötü. Daha bu sabah uyandıktan hemen sonra çıplak vaziyette şnaf çekiyordum. Fare kapanını görmedim ve gerçekten müstakil evde yaşamaktan bıktım. Birkaç dinleyici ne iş yaptığımı ve nasıl para kazandığımı sormuş. Bu gerçekten oldukça iyi bir soru. Aşağılayıcı yanı güçlü. Evet. Genç kızlara masaja gidiyorum. Mutlu musun ha? Evet. Bu çok sık gelen bir mesaj. Eğer sana bir öpücük verirsem sen de bana kravatını verir misin? Vallahi hayatım. Lisenin son gününden beri kravat takmıyorum ama uğurlu kilodum üstümde. İstersen onu al. Yalnız bir öpücükle kurtulabileceğini sanıyorsan adım niye uğurlu zannet? Evet, evet. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Everybody gets high sometimes you know. Akşamlar. Şu sıralar ben Bayce'm. Hafta sonlarımın çoğunu güneyde geçiriyorum. Evet evet, tamam, büyütecek bir şey yok. Bu yüzden İstanbul'da bugüne kadar benzeri görülmemiş bir bekar genç bayan fazlası ortaya çıkıyor. Ve bu esnada bir araya gelecek olan yeni çiftleri uyarmak istiyorum. Sakın evlenmeyin, tekrar ediyorum. Evlenirseniz bitersiniz. Bir hafta flörtünüzü edin, yavaşça geriye çekilip ellerinizi görebileceğim bir yere koyun. Hiçbir şey olmamış gibi davranın. Dün neyi fark ettim biliyor musunuz? Eğitimli şehir kadını çok talepkar oluyor. Kısa bir süre flört ediyorsunuz ve tata artık onun isteklerini yerine getirmek zorunda olan birisiniz gibi geliyor ona. Hiç alakası yok oysa ki. Ne demek bu ha? Yani evlilik dışı yaşanan masum ilişkilerin karşılıksız fedakarlığın karşılığı bedeli bu mu olmalı, lanet olsa ha? Power FM stüdyosundan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bugün ben Bay J ve ekibi mikrofon başında sizlerin huzuruna olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu olduğumuz bu büyük zaferi içtenlikle kutluyoruz arkadaşlar. Bir yandan da radyo piyasası kızışıyor sevgili dinleyiciler. Ama ben köpek balığı sistemini uygulamaya devam ettiğim sürece kimsenin benim önüme çıkabileceğini zannetmiyorum. Nasıl bir sistem mi? Şöyle, eğer denizde köpek balığıyla karşılaşırsan, bu beni yemeye çalışan zor koşulları olan radyo piyasasının metaforu oluyor. Köpek balığından kaçmaya çalışma. Tek yapman gereken yanındaki kişiden daha hızlı yüzmek. O kadar. Artık bugün bu koşullarda bazı şeyleri değiştirmemiz şart. Her insana, her ırktan, her yaştan insana sevgi vermek zorundayız. Çocukları kurtaralım, çocukları sevelim. Hadi yapma, her yaştan insanın kurtarılmaya ve sevgiye ihtiyacı var. Yani çocuklarımız o zaman belli bir yaş sınırını geçtikleri anda sevgimizden faydalanma hakkını kayıp mı ediyorlar? Bu çok saçma. Evet, bu sene sevgi listemden çıkanlar. Memo, ilk defa biriyle birlikte oldu, artık çocuk değil, ne hali varsa görsün. Selma, sözlendi, ne hali varsa görsün. Bahşe, 45 yaşı bitmek üzere ama hala çocuk gibi, ne hali varsa görsün. Çocuklar bizim geleceğimiz. Ah. Ya da bizim geleceğimiz de kendi gelecekleri.
Ne yapacak? Mezarımın bekçisi mi olacak? Ne yapacak? Üstelik nasıl bir felsefedir bu? Onu da anlamak lazım. Gelecek diye bir şey olmadığını ne zaman anlayacak insanlar? Gelecek diye bir şey yok. Biliyorum, bunu anlayıp görebilmek için değişik bir kafaya girmek lazım. Bakın, üçüncü gözünüzün açılması lazım. Onu kuru bir bezle temizleyip uzun zamandır kapalı çapak kir olmuştur diye. Aa diyor kişi, gelecek ve geçmiş diye bir şey yokmuş, sadece şu an varmış. Aa. Tüh, bunu Bahçe söyleyince inansaydık şimdi üçüncü gözümüzü ovalamak zorunda kalmaya. Neyse, geriye kalan 6 ay ömrümü bunu bilerek geçireceğim. Bahçe ben. Kınar Su Bahçe Show'u sundu.